Acaba arayayım gitsin ya. Arayayım. Gitsin arayayım da arayamıyorum. İlk arayan da şimdi ben olsam şey olur. Arıyor. Şu neredendi, şunu açma. Alo Selin. Of kızım Selin, sen ne diyeceksin ya? Daha görüşeli 3 saat olmuş. Ne diye arıyorsun ya? Alo. Selin orada mısın? Ha, buradayım ya. Ben Selin aradım. Hay Allah, yanlışlıkla oldu. Ha, başka birini mi arayacaktın? Evet, başka Ali'yi arayacaktım. Denk başka Ali'ler de var. Benden başka Selin'ler de vardır kesin. Hayır, yok. İsimlerinin Selin olması gerekmez. Ya şimdi sizin o şirkette ne güzel kadınlar vardır, böyle uzun uzun, manken gibi. Ha, öyle manken gibi falan var tabii, var. Ya, demek var. Ama hiçbiriyle ormanda kaybolmadım. Ve ormanda kaybolduğuma mutlu olmadım. Elim. Elim çarpmadı. Başka elinde yok. Ben senin sesini duymak için aradım. Ben de tam 3 saat 27 dakikadır seni aramamak için kendimi zor tutuyorum. Ali, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, ben bundan sonra sana hep açık olacağım, tamam mı? Öyle yalandan aradım, yanlışlıkla aradım falan yok. Bundan sonra hep dürüst olacağım, oyun da yok. Ama ben böyle dersen ölürüm. Burada kalp krizi falan geçirip ölebilirim ha. Canım benim. Ya böyle sana da çok hızlı, çok erken oldu gibi gelmiyor mu? Daha yeni tanıştık sonuçta. Hayır, hayır, hayır. Hızlı, yavaş, böyle erken, geç diye bir şey yok bence. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği yerde ve olması gerektiği zamanda başladı ve oluyor bence. Diyorsun. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Şöyle, şöyle. Ali, şöyle. Ali. Kuzen. Ali, Allah aşkına dur, bak başım döndü artık. Rica ediyorum. Selin aradı. Sabah kahvaltı yaptığımızdan beri ben arayayım diyorum sürekli. Meğerse o da aynı şeyi düşünüyormuş. Aradı ya, böyle var ya, midem böyle kasılıyor ha, kusacak gibi, üstüne kus. Saçmalama Ali, abartma istersen. Kuzen, saçmalama diyorsun da ilk görüşte aşk bu. Yani güzel, akıllı, tam benlik. Bana bak bana. Rahmetli babaannemin bir lafı vardı, hatırlar mısın? Allah rahmet eylesin. Ne acaba? Rahmetli çok konuşurdu çünkü. Derdi ki, düğüne gider zurnaya, hamama gider kurnaya aşık olur diye derdi. Hatırlar mısın? Yani meğersem torunu için söylüyormuş da haberimiz yokmuş. Tabii canım, yani bakıldığında nereden bilsin ki kadın torunlarının bu kadar farklı karakterler olacağını. Yani mesela Selin, evet diyeceğini bileyim Selin'in. Gider şimdi hemen evlilik teklifi ederim. Akıllı, güzel. Bunlar yetiyor yani evlenmek için. Yani bir de, bir de dürüst. Dürüst. Dedim ya, konuştuk diye aradı işte. Ondan sonra ilk başta şey dedi. Dedi ki ya, yanlışlıkla aramışım falan, başkasını arıyordum falan dedi. Sonra konuşmanın ilerleyen dakikalarında şey dedi bana. Ben aslında seni yanlışlıkla aramadım. Biz ilişkimizde dürüst olalım falan. Ya ne oldu Bora Bey? Nasıl oluyor ha? Bir şey diyeceğim. Bravo Selin, helal olsun. Öyle öyle. Canım aşkım ya. Yalnız kuzen, bence sen yine de bir ağırdan al derim ben. Yani bak, evlilik savaş alanı gibidir. Tamam mı? Yani bütün insani ilişkiler böyledir ama en çok evlilik. Kimi zaman pededersin, kimi zaman esir düşersin. Ya tabii orasından bakınca da şey oluyor insan da, bence sen heyecan arıyorsun canım. Yok, yok, ben heyecan falan aramıyorum kuzenim. Ben dişime göre bir rakip ve güvenebileceğim bir ortak arıyorum kendime. Ve bu iki özellik aynı bünyede. İmkansız değil mi? Evet. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Evet. Bu ha şey, kuzen, bu adayla ne yaptınız durumları? Ha, ada. Ada benden kalmak için bir şans istedi. Ben de kalması için bir şans verdim. Çok iyi yapmışsın, ada iyi kız. Nereden iyi? Sen nereden biliyorsun adanın iyi bir kız olduğunu? Gözünden anlarım ki ben hemen insanın. Aşk kendi seçer.